Hadi başlatalım. İzin vermeniz gerekiyor hocam kayıt için herhalde. Oldum şu an. İzin verdiniz herhalde. Bir saniye hocam. Tamam. Olmuş benim anladığım kadarıyla hocam. Şimdi ben sesimi de Tamam. kapatıyorum. Mikrofonu sizlere bırakıyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi herkese öncelikle merhaba. Bugün makale incelemesi videosuyla bizleri buluşturduğu için Vedchain ailesine teşekkür ediyorum. İsterseniz makalemize geçelim. Ben burada size hem makale içeriğiyle ilgili hem de makaleyi yazarken nasıl düşündük, nasıl tasarladık bununla ilgili bilgiler vereceğim. Çalışmamız şununla ilgili. Rektal sıcaklığın gingival oküler ve metakarpal PET sıcaklıklarıyla uyumuna bakarak aslında rektal sıcaklığa alternatif bir metot bulup bulamayacağımızı araştırdığımız bir makale konusu. Makale bildiğiniz gibi dört kısımdan oluşuyor. Birinci kısım özet kısmı, giriş kısmı, materyal metot, bulgular ve tartışma kısmı. Özet kısmında genellikle çalışma ile ilgili gereksiz bilgilerin olmadığı ve okuyucunun direkt konuyla ilgili alması gereken bilgiyi alıp devamında makaleyi okuyup okumayacağına ya da ilgisini çekip çekmeyeceğine karar verdiği kısım. Şimdi biz giriş kısmında öncelikle giriş kısmı birazcık bu çalışmayı nasıl yaptığımızdan öte bu çalışmayı ikna etme, bu çalışmanın devamını okumaya ikna ettiğimiz kısım. Okuyucuların bu çalışmayı okuduktan sonra "Aa evet, böyle bir şey var. Nedir acaba?" diye devam edip çalışmayı okuyacağı kadar yazdığımız bir hikaye kısmı aslında. O yüzden burada belirli aşamalar, yani birbirinden bağımsız konular olarak değil, birbiriyle bağlantılı olarak ilerlemek gerekiyor. Şimdi biz de burada ilk önce rektal sıcaklıktan önce vücut sıcaklığı ölçümünün klinik muayenede hepimizin bildiği gibi en temel parametrelerden birisi. Bunun ölçümü için aslında bizim çekirdek sıcaklık dediğimiz sıcaklığa bakmamız gerekiyor. Çünkü bu bir altın standart. Ancak siz de takdir edersiniz ki kliniğe gelen hayvanlarda bu çekirdek sıcaklığı ölçmek mümkün değil bilinçli hayvanlarda daha doğrusu. Çünkü çekirdek sıcaklık ölçümü için özofageal veya idrar kesesine sondalar yerleştirilip buralardan ölçülmesi gerekiyor. Ancak bunlar bilinçli hayvanlarda mümkün değil. Peki rektal sıcaklığı neden biz çok fazla tercih ediyoruz? Çünkü rektal sıcaklık yapılan çalışmalarla çekirdek sıcaklığa en yakın ve en doğru sonucu veren teknik olduğu için biz vücut sıcaklığı değerlendirmede rektal sıcaklığı kullanıyoruz. Peki rektal sıcaklığı kullanıyoruz ama gene hepimiz tecrübe etmişizdir. Bazen hayvanlara rektal sıcaklık ölçümünden sonra ciddi anlamda strese girebiliyor ve diğer klinik muayeneleri zorlaştırabiliyor. Bunun yanında rektal bölgedeki hastalıkları olan hayvanlarda işte çapraz kontaminasyon riskinden korktuğumuz için bazen rektal sıcaklık ölçümleri bize zorluklar çıkarabiliyor. Bunun dışında rektal sıcaklığın rektumdaki dışkı varlığında ve içerisindeki havanın, bulunan havanın rektal sıcaklık ölçümlerini etkileyebildiğine dair de yayınlar var. Bu nedenle de çok fazla sayıda alternatif bir bölge aranıyor rektal sıcaklık için ve bununla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Mesela bunlardan en çok tercih edilenlerden birisi kulak. Onun dışında göz, gingiva gene, aksiller bölge, bu bölgelerin araştırılması ve rektal sıcaklığın yerine geçebilecek ya da rektal sıcaklık ölçülemediği zaman vücut sıcaklığı ile ilgili bilgi edinebilecek bir bölge aranıyor. Bununla ilgili daha önce kulaktan yani auriküler sıcaklık ölçümleri yapılmış hem de sonuçlar hızlı bir şekilde alınmış. Ancak bununla ilgili tartışmalı sonuçlar var. Kimisi evet auriküler sıcaklık rektal sıcaklıkla çok iyi uyum gösterebiliyor. Ancak bazıları göstermediğini bulmuş ve bunun yanında hayvanda kulakla ilgili bir sıkıntı olursa otitis externa, interna gibi kulağın ağrısı olduğu zamanlarda gene auriküler sıcaklık ölçümünde ciddi zorluklarla karşılaşılabiliyor. Bunun dışında pek çok farklı bölgeden sıcaklık ölçümleri gene gerçekleştirmiş. Bunlardan birisi de göz. Gözün hem lakrimal karınkul bölgesinden hem de korneasından
Oküler sıcaklıklar ölçülerek rektal sıcaklıklarla kıyaslanmış, ancak bunların da tamamen rektal sıcaklık yerine geçemeyeceği tespit edilmiş. O yüzden alternatif metotlar sürekli çalışılmaya devam edilmiş. Gingival sıcaklık ölçümlerinde daha önce bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada ancak bizim kullandığımız cihazdan farklı bir cihaz kullanmış ve onun da rapor ettiğine göre gingival sıcaklık, rektal sıcaklıkla direkt uyum sağlayamayacağı ile ilgili raporlar sunmuş. Bizim bir diğer ölçüm noktamız da gingival sıcaklık, oküler sıcaklık ve metakarpal PET sıcaklığı ölçümünü yaptık. Şimdi fark ettiyseniz bütün ölçüm yerlerimiz kılsız bölgelerden. Çünkü kıl vücut sıcaklığının yansıtmasını yanlış sonuçlar vermesine sebep oluyor. Bu nedenle olabildiğince kılsız bölgeler seçtik ve bu çalışmanın hikayesi şu şekilde: aslında bu çalışma COVID zamanında çok fazla kullanılan bu kızılötesi sıcaklık ölçerlerin insanlarda çok fazla kullanılıyordu ve hastanemize gelen biz o dönemde gelen insanların da vücut sıcaklıkları ölçülüyordu. Biz acaba dedik ki bunu hayvanlarda kullanırsak nasıl sonuç alabiliriz diye bunu denemeye çalıştık. Onun dışında göz zaten yapılıyordu, biliyorduk. Gözün de biz tekrar ölçümlerini yapmak istedik. Bir de pet sıcaklıklarını ölçerek kılsız bir bölge olduğu için acaba bunlar nasıl sonuç verir diye merak ettik ve bu çalışmayı amacımız bu üçünün rektal sıcaklık ile olan uyumuna bakmak istedik. Şimdi bir çalışmanın materyal giriş kısmında hikayemizi anlattık. Materyal metot kısmında ise biz hep şöyle söyleriz materyal metot kısmı. Bir kişi yazarın bu çalışmasını yapmak istediği zaman yazara hiçbir soru sormadan aynı çalışmayı yapabiliyor olacak şekilde açık yazılmalı. Yani her türlü bilgiyi ve bu çalışmayı herhangi bir soru sormadan tamamlayabilecek kadar detay bilgi içermelidir. Tabii ben burada size bu bütün detayları açıklamayacağım ama bizim verdiğimiz önemli noktalar ve detaylardan bahsedeceğim. Biz 97 tane sağlıklı hayvan üzerinde çalıştık. Burası önemli. Yani herhangi bir düşük, yani hipo veya hipertermik hayvanda bu çalışmayı yapmadık. Tamamen sağlıklı hayvanlarda yaptık. Bir 3 yaş aralığını tercih ettik bireysel varyasyonu azaltmak için. Bu sıcaklık ölçümlerini kliniğe gelen hayvanları 15 dakikalık ve 15 dakika süreyle aynı oda sıcaklığında ve nem koşullarına sahip bir odada beklettikten sonra ölçümleri gerçekleştirdik. Bu bekleme süresi önemli. Birazdan bahsedeceğim tartışma kısmında. İlk ölçüm yerini her zaman rektum seçtik. Daha sonrasında gingiva, göz ve metakarpal PET sıcaklığını belirledik. Bu bizim için ciddi eleştiriye sebep olan bir kısımdı. Bunun da tartışma kısmında bahsedeceğim. Rektal sıcaklığı klasik normal herkesin bildiği gibi rektal sıcaklık ölçümlerini yaptık ve bunların ne kadar sürdüğünü hesapladık. 25-30 saniye aralığında ölçüm süresinin olduğunu tespit ettik rektal sıcaklığın ve gingival sıcaklığı nasıl ölçtük? Gingival sıcaklığı aslında gingiva ile yanak mukozasının birleştiği noktada, buco-gingival junction olarak adlandırılıyor. Bu noktadan ölçümleri bu kızılötesi sıcaklık ölçerler ile gerçekleştirdik. Ayrıca burada bunlar insan için üretilmiş, hayvan için üretilmiş cihaz değildi. Bunların 2 santimetrelik bir mesafe bırakarak gingival sıcaklıkları ölçtük ve ölçüm süresinin 1 saniye içerisinde gerçekleştiğini not ettik. Oküler ve metakarpal PET sıcaklıklarını ise termal kamera aracılığıyla ölçtük ve bu ölçümlerinde yaklaşık olarak 5 saniye sürdüğünü tespit ettik. Daha sonra bunlarda istatistiksel analizler yaptık. Bunların mean değerlerini, yani ortalama değerlerini aldık ama bunları istatistiksel olarak karşılaştırmadık. Çünkü mean değerlerinin kıyaslaması bizim uyum için istediğimiz sonucu vermez ve bizi yanıltabilirdi. Bizim aslında ilgilendiğimiz kısım şurası. Şimdi biz burada dedik ki rektal sıcaklık ile bu diğer anatomik bölgelerin sıcaklığını artı eksi 5 derece içerisinde ise biz bunu klinik olarak başarılı sayacağımızı belirledik. Neden böyle bir şey yaptık? Biliyorsunuz çekirdek sıcaklık ile rektal sıcaklık arasında da artı eksi 0,5'lik bir varyasyon olduğu kabul edilir ve klinik olarak bu önemsiz sayılır. Biz de aynı şekilde dedik ki rektal sıcaklık ile diğer sıcaklıkların 0,5'ten daha fazla olmasını biz klinik olarak anlamlı kabul etmeyeceğiz dedik.
Daha sonra bu kabul etmediğimiz ya da kabul ettiğimiz zamanda gingival sıcaklıkların %66'sı bu artı eksi 0,5 aralığında olduğunu gördük. Okülerde bu 19,5, metakarpal PET'te ise 52,5. Ne demek istiyorum? Şu tablonun üzerinde birazcık daha net anlatayım hızlıca. Şimdi yaptığımız analiz Blunt-Altman dediğimiz bir analiz. Bu analizde her bir bölgenin rektal sıcaklık ile farkının bireysel her bir hayvan için yaptık. Şurada gördüğünüz noktalar her bir hayvanın rektal sıcaklık ile gingival sıcaklık arasındaki farkı temsil etmekte. Şu sıfır noktası üzerinde olan işaretler ise gingival sıcaklıklar, rektal sıcaklık birebir aynı ölçmüş. Yani burada bir, iki tane noktada birebir aynı ölçmüş. Ama tabii ki biz şunu beklemiyoruz. Gingival sıcaklık direkt rektal sıcaklıkla birebir aynı ölçecek. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden artı eksi 0,5 çizgilerimizi koyduk ve bu arada kalan kısmın kaç tane hayvan bu arada kaldığına baktık ve en yüksek derecede gingival sıcaklık olduğunu, %66 oranında gingival sıcaklık olduğunu bulduk. Bunun dışında ölçümler yaparken 4 ölçüm gerçekleştiremedik rektal sıcaklıkta. Çünkü hayvan buna izin vermedi rektal sıcaklık ölçümümüze. Gingival sıcaklıkta da iki hayvanda ısırma tehlikesiyle karşılaştığımız için hayvan izin vermediği için gingival sıcaklıkta da iki hayvanda ölçüm yapamadık. Metakarpal, PET ve oküler sıcaklıkta ölçümlerin tamamını yaptık. Sadece hayvan kafasını oynattığı için, gözünü oynattığı için, ayağını çektiği için ölçümleri tekrarlamamız gerekti. Bunun da bilgisini verdik. Daha sonra rektal sıcaklık ölçümünde tüm hayvanların referans değerleri içerisinde olduğunu belirledik. Yani hipertermik veya hipotermik hiçbir hayvan çalışmamıza dahil edilmedi. Tartışma kısmına geldiğimizde ise tartışma kısmının ilk paragrafı daima bulduğunuz en vurucu sonuçla başlaması gerekiyor. Burada biz şunu dedik. Dedik ki her ne kadar rektal sıcaklık ile gingival sıcaklık birebir uyum içerisinde olmasa da artı eksi 0,5'i baz aldığınız zaman rektal sıcaklığa en yakın gingival sıcaklık olduğunu tespit ettik. Bu sonuç ile başladık. Daha sonra derinleşmeye başladık. İstatistiksel analizlerin, sonuçların, bulguların, materyal metodun derinine girdik. Dedik ki burada rektal sıcaklıkta biz 4 hayvanda bu ölçümü yapamadık ki daha önceki çalışmalarda siz de kliniğinizde tecrübe etmişsinizdir. Rektal sıcaklık ölçümleri hayvanlarda yapılamayabiliyor. Burada bir de gingival sıcaklığı yapamadığımızdan bahsettik. Burada ısırma potansiyeliyle karşılaştığımızı ve bu yüzden yapamadığımızı aynı zamanda gingival sıcaklığın rektal sıcaklıkta birebir uymamasının sebebinin nedenlere bağlamamız gerekiyordu. Bunlardan birini şöyle bağladık. Biz hayvanların su içip içmediğini takip etmedik. Dolayısıyla yeni bir zaman, yani kısa bir süre önce su içmiş hayvanın gingival sıcaklığının düşebileceği, buna bağlı olarak gingival sıcaklığın birebir uyumlu olamayacağını düşündük. Aynı zamanda gingival sıcaklığın oral hastalığı olan hayvanlarda, yani gingivit olan hayvanlarda hem hassasiyetin artması hem de gingivitin sıcaklığı değiştirebileceği için rektal ve gingival sıcaklık arasında farklılık yaratabileceğini belirledik. Termal kamerayı aracılığıyla yaptığımız oküler ve metakarpal PET sıcaklıklarında ise hayvan hareketlerinin, kafa hareketlerinin, göz hareketlerinin bu ölçümleri zorlaştırabileceğini ama bunların mayor bir etken, mayor bir defekt olmadığını, asıl defektin bu iki ölçümde de artı eksi 0,5 aralığında kalan birey sayısının az olduğu. Dolayısıyla rektal sıcaklığı çok iyi yansıtamadı bizim için, mayor defekti. Şimdi biz devam ettik. Gingival sıcaklık başka neden rektal sıcaklıkla uyumsuzluk göstermiş olabileceğini tartıştık. Burada şu nedenden ötürü de bunlarla karşılaşabileceğimizi tespit ettik. Birincisi şu, biz bu gingival sıcaklığı ölçmek için dudak mukozasını kaldırdığımız zaman haliyle oradaki sıcaklığın düşmesine sebep oluyoruz. Çünkü dışarıyla, dışarıdaki havayla temas etmesine neden oluyor. Bunun süresine de dikkat etmemiştik biz. Dolayısıyla buradaki sürenin uzun olması, bazı hayvanlarda uzun olması, bazı hayvanlarda kısa olması rektal sıcaklıktan
farklı sonuçlar vermesinin nedeni olabileceğini düşündük. Ama gene de biz şu sonuca vardık. Eğer bir rektal sıcaklık ölçümü yapamıyor iseniz, gingival sıcaklık size %66 oranında bir doğru sonuç yaratabileceği için kullanılabilir olduğu kanaatine vardık. Oküler sıcaklık ve metakarpal PET sıcaklık neden rektal sıcaklıkta daha uzak? Yani gingivaya göre neden daha kötü sonuçlar verdi? Bunu şöyle tartıştık. Biz dedik ki bunlar zaten dışarıyla temas halinde. Gingiva gene kısmi olarak dudağın içerisinde kaldı. Yanak mukozasının içerisinde kaldığı için sıcaklığını koruyabiliyor, mukoza sıcaklığını. Rektum da aynı şekilde bir yani dışarıyla direkt temas halinde değil. Dolayısıyla gingival sıcaklık bu yüzden daha yakın olduğunu ama göz ve pedin dışarıyla direkt temas halinde olduğu için biz bunların daha uzak sonuçlar verdiğini düşündük ve bunun dışında derinin pigmentasyonu ve PET'teki kan akımının şiddeti veya varyansı bunu etkileyebildiğini söyledik, tartıştık. Şimdi burada bir de bizim biliyorsunuz makalelerde en kıymetli kısımlardan birisi limitasyon. Bu limitasyonlar sizden sonraki çalışma yapacak kişilere aslında verdiğiniz tavsiyeler, bu hataları ben yaptım, siz yapmayın dediğimiz kısımlar. Bunlardan ilki şuydu. Biz hatırlıyorsanız hep belirli sırayla yaptık. Önce rektal sıcaklık, sonra gingiva, oküler ve metakarpal PET sıcaklığını ölçtük. Burada şöyle bir limitasyonla karşılaştık. Şöyle bir hata yaptığımızı varsaydık. Dedik ki biz hep rektal sıcaklığı ölçtüğümüz için hayvanlar strese girdi ve stresten dolayı sıcaklıkları yükselmiş olabilir. Yani gingivada oküler sıcaklık, metakarpal PET sıcaklık. Şimdi diyeceksiniz ki zaten birebir bulmadınız ki. Evet, ama belki de böyle çalışsaydık sıcaklık değişimleri daha da fazla olacaktı. Aradaki fark daha farklı çıkabilecekti. Bunu bilmiyoruz. O yüzden bu bir çalışmamızın limitasyonu olarak bahsettik. Bir diğeri ise sadece 15 dakikalık bir bekleme yaptık. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken haliyle bulunduğumuz konum da birazcık soğuk biliyorsunuz. Farklı aylarda gerçekleştirildi. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım belki de dışarıdan geldiğindeki sıcaklık da hayvanları etkilemiş olabilir. O yüzden 15 dakika değil, daha uzun süreli bir bekleme yapsaydık acaba bu fark daha da azalabilir miydi? Böyle bir limitasyonumuz olduğunu varsaydık. Bir diğeri hipo ve hipertermik hayvanlarda bu ölçümleri yapmadık. Belki de hipertermik sıcaklık yükseldikçe gingival sıcaklığın doğru ölçülmesi daha da kötüye gidecekti. Dolayısıyla dedik ki biz bunları yapmadık. Daha sonraki çalışmalar bunlara yoğunlaşabilir diye bir tavsiyede bulunduk. Ve sonuç olarak çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz bulgu şuydu. Evet, rektal sıcaklık bazı hayvanlar için çok zor olabiliyor. Hatta rektal bölgede bulunan hastalıklar bu ölçümü hiç yapamamanıza sebep olabiliyor. Dolayısıyla alternatif bir metot arıyor iseniz, rektal sıcaklık ölçemediğiniz zaman, biz bu çalışma sonucunda gingival sıcaklığın bir seçenek olabileceğini, sağlıklı hayvanlarda ama bir seçenek olabileceğini söyledik. Ancak muhakkak hipertermik ve hipotermik köpeklerde bu durumun benzer şekilde test edilmesini tavsiye ettik. Evet, sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben de Betçeniz adına. Süreyi aşmadım umarım. Yani açmadım.